böyle daha 3-4 bin tane ambulanslar var. Böyle bir ev, evleri böyle dolmuş taşmış bürokrat. Oradakiler özel yani. Bu dolaptakiler böyle daha şey bulunmasın diye için biliyorsunuz ama dünyadaki sistemleri araştırdık. İşte bir helikopter ambulans, nerede yapılmalı, uçak ambulans falan. Sonra bu kiralama yoluyla bunlar işte bunlar çok özel yani. Bunlar eski bunlar yani. Mesela eskiden böyle bakın. German yazıyor. Bu da çok ilginç. Bak şu arkadaki görüyor musun? Kötü içindeki. Roman. Buna bile nasıl bir şey romanı biliyorsunuz. Tenten. Ondan sonra onu Hintliler ambulansla hastaneye götürüyor. Buradaki şeyi şeyini yazmışlar. Bak içindeki adam Hintli. Senin maceraları diyor. Çok, eskiden çok parçasınız. Ambulanslar bunlar var. Sizi beğenmiyor. Çok meşhur. Bu da mesela. Evet, şimdi ambulansla o bir gönül işi yani. Ambulansta hem kendim doktor olarak çalıştım hem de yöneticilik yapınca yurt dışına da bu amaçla Sağlık Bakanlığı adına çok araştırmalara gittik. Almanya, Amerika, Japonya'ya kadar. Gittiğim ülkelerde toplamaya başladım yavaş yavaş böyle gördüğüm ilginç parçaları. Sonra bir hobiye dönüştü bu. Hediyeler de gelmeye başladı. Ve şu anda herhalde 300'ün üzerinde ambulans var. Bunlar hepsi farklı ülkelerden. Hatta farklı yıllara ait. Bazıları artık üretilmeyen, koleksiyon olmuş, yani antik olmuş parçalar. İşte gördüğünüz gibi helikopterinden, uçağından, deniz ambulansından, doktor arabasından ambulansa kadar. Çünkü dünyada çok farklı sistemler var. Aslında biz de onları araştırırken bunları bulduk. Türkiye modelini oluştururken de yani ben o Türkiye'deki 112 ambulans sisteminin kurucu ekibin içinde yer alıyorum. Sağlık Bakanlığı adına da uzun yıllar danışmanlık yaptım. Yönetmeliklerin şu anki mevzuatlarının hazırlanmasında görev aldım. Bunlardan yararlandık aslında. Bakın doktor arabası şöyle oluyor, işte motosiklet bile var, motosikletli ekipler. Bu kadar çeşit ve sayıda olduğunu zannetmiyorum. Yani bazı arkadaşlarımızın da topladığını biliyorum. Ama yurt dışında daha çok olan var. Mesela Guinness Rekorlar kitabına giren 3-4 bin tane olan bir karı kocayla haberleşiyoruz da arada mailleşiyoruz. Benim hayatım belki ambulansla geçtiği için hani beni de öyle bilirler. 112 Turan derler benim adıma. O numarayla böyle özdeşleştik. SARS döneminde de mesela ambulans, ben o zaman yöneticisiydim İzmir'de. Hazırlık yapmıştık yani. O zamandan Türkiye aslında, Türkiye'nin sağlık sistemi bu tip bulaşıcı hastalıklara karşı Avrupa'dan daha hazırlıklıydı. Yani onu da görmüşsünüzdür bu süreçte. Ama tabii tek başına sağlıkçıların hazırlıklı olması, ambulanslarınızın olması yeterli değil. Toplum olarak buna karşı el birliğiyle hep beraber bir savaş veriyoruz aslında. Bütün dünya veriyor savaşı. Ambulans hizmetleri var. Türkiye'de de ta Kızılay Hilal-i Ahmer döneminden beri mesela bu antika bir şey. Amerikan askeri ambulansı. İşte Hintliler ambulansla hastaneye götürüyorlar. İşte içinde tentenle bir Hintli sağlıkçı var. Bu da onun tam çizgiyi şey diyor.